Sevgili arkadaşlar, selamlar. Bu arada görüyorum ki ben ne çizersem çizeyim, bazı kardeşlerim aynısını çizip bana yolluyorlar. Vallahi biraz gıcık olmuyor da değilim. Ama bugün öyle bir şey yapacağım ki, yani böyle hadi bakalım çizin de göreyim bakalım şeklinde bir şey olsun istiyorum. Aslında challenge'ın kralını buraya koyuyorum. Hadi bakalım çizin de bana gönderin diye. Bugünkü çizimimiz hayli kalabalık olacak. İçinde neler var neler var. Vallahi kısaca cennet var, cehennem var, münafıklar var, hacı amcalar var, hacı teyze var, amel meleği var. Ne bileyim yani böyle zebani var. Var da var yani. Öncelikle şuraya iki tane cehennemlik kız çizeceğiz. İyi kızlar cennete. Kötü kızlar her yere diyenler utansınlar tabii ki. Şimdi tabii yiğidi öldürelim, hakkını verelim. Ben kız çizerken bile erkek çizmekten daha çok eğleniyorum. Baksanıza hani böyle saçı var, ne bileyim işte kıvrımları var ve bunları doya doya insan izlemek istiyor açıkçası. Zaten bir de şöyle bir antitez var, güzele bakmak sevaptır diye. Şimdi tabii biz güzele bakıp sevap işleyip hani bir cennet için kontür kazanıyormuşuz gibi de bir algı oluşuyor. Şimdi cehennem diyoruz ama yani oraya da herkes elini kolunu sallayarak girip çıkamaz yani. Onun da bir böyle kapısında bir bodyguard olması lazım. Orayı çeken, çeviren, kapı girişinde bir şekilde ayar veren bir zebani var. Şimdi zebaniyi şuraya konduruyoruz. Yalnız bu zebanilerin, yani daha doğrusu zebaninin hangi arada böyle acayip vücut yaptığını falan anlamış değilim açıkçası, böyle pazular mazular. Bilen varsa eğer hakikaten yoruma yazarak bir aydınlık atabilir bana. Tabii ben boynuz konusuna girmiyorum. O boynuzun da mutlaka bir nedeni vardır. O boynuzu da eklerseniz, sevabına anlatırsanız sevinirim. Fazla sevap göz çıkarmaz mesela. Şeytanın kankası olan bu zebani, bu elindeki çatalla ne yapıyor diye soracak olursanız, münafıklara böyle acaba gerçekten pişti mi diye, belki de o çatalla mı acaba batırıyor diye de sormadan edemedim kendime. Yani yanlışlıkla cennete gidecekken cehenneme girmesinler diye de üzerine de cehennem yazacağız şekilli yazıyla. Biliyorsunuz bana özgü bir böyle bir pratik bir şekilli yazı tarzımız var. Hafif de şöyle yanar döner bir yazı olsun. Evet, cehennem ortamımıza da şöyle çıtır çıtır ateşli bir görüntü yaptım. Beni bilirsiniz. Biliyorsunuz bana özgü bir böyle bir pratik bir şekilli yazı tarzımız var. Burada cehennem tabelasını mutlaka buraya iliştirmekte bir sakınca görmedim açıkçası. Tekrar edeceğim ama bunu söylemeden edemiyorum. Kapalı alanları siyaha boyadığım zaman çok hoşuma gidiyor. Takıntım herhalde bu benim. Bilmiyorum, psikolojik olarak bunun ne anlama geldiğini de henüz bunu öğrenmiş değilim tabii. Bu kadar. Cehennem olayı yeter. Şimdi bir çok huzur verici bir cennet tasviri yapmaya çalışacağım. Elimden geldiğince, ki ben yeterince ifade edemeyeceğimi de düşünüyorum ama bu bir karikatür, hoşgörü sanatı diyelim buna. Bu cennete kimler girebilir diye sorarsanız, hani zengin olup da Akinovski'ye bağışta bulunan herkes buraya rahatlıkla girebilir. Torpil benden. Cennetle cehennem arasında kalan sevimli hacı amcamızı da şuraya yapalım. Beni sürekli izleyen kardeşlerim bilir, sonunda mutlaka bir espri oluyordur. Bu hacı amcayı da o esprinin başrolünde buraya çiziyorum. Hani niye onu oraya çizdim diye soracak olursanız, hiç spoiler vermeden bunu devam ettirelim. Bu tatlı, sempatik, yuvarlak hatlarla gözleri dolu dolu olan sevimli hacı amcamızı bitiriyoruz. Cennetin kapısında da girmek için bir izdiham olacağını hayal ediyorum. Tabii ki böyle bir izdihamı sakinleştirmek için cennetin kapısında da bir görevli, bir melek olması lazım. Şimdi bu meleği de tam bu noktaya konduralım. Tabii ki onun görevi zebaniden daha zor aslında.
Tabii bir sürü Excel tablolarına bakıp gelenlerin günahlarının sayısına ya da işte işlediği günah, işlemediği günah var mı, nedir, ne değildir, bir hesap kitap, bir muhasebe, yani ekstra yetenekli olması gerekiyor. Öyle eline çatalı al, sen gir, sen çık demek olmaz. O zebaninin işi. Ama bu amel defterini kontrol eden meleğimiz hakikaten kutsal bir görev ifa ettiği ortada. Cennetimizin kapısına en kalitelisinden ferforje yakışır. Benim sıkı takipçilerimden Dicle Yıldırım'ın da hatırlayacağı gibi geçen çizimlerde kolay duvar yapmayı görmüştük. O kolay duvar yapma çalışmasını şimdi burada uygulayacağız. Bakın bu şekilde duvara bir hızlılık kazandırabiliyoruz. Şarap şelalesi de olmazsa olmazlarımızdan. Cenneti alayı mis gibi dağ havası dolu böyle güzel manzaralı bir yer yapmaya hakkımız var herhalde yani böyle. Efendim Toto bulutları ve V kuşları da bizim manzaramızı tamamlayan güzellikler. Cennetimizin bu köşesini de cennete girmeye hak kazanmış bir çift müminle tamamlıyoruz. Kafalarındaki kutsal harelerle cennette oldukça huzurlu gözüküyorlar. Cehennem dipsiz bir kuyu, nokta koyamayız. Ama görsel olarak birçok nokta koyarak beyazlığı alabiliriz. Şu mucizeye bakın ki şu tüy gibi bulutların üzerinde yani böyle inanılmaz ağırlıkta bir yaşam ünitesi yerleştiriyoruz. Tabii bu mucizenin de ufak tefek kusurları olacak. Biz de bu kusurları beyaz kalemimden örteceğim. Ve böylece daha da kusursuz görünecek. Şuraya da mikro düzeyde cehennem ateşinde kavrulan iki münafık ekleyelim. Bazı detaylardan da söz etmemek olmaz. Evet, arkadaki günahkar kızın saç kesimi ve bacağındaki dövmelerden tutun, Hacı amcanın tıkır tıkır çektiği tesbihi ve dolu dolu gözleri. Canım, şimdi amel defterinin sorgulama noktasını da görmüş olduk. Evet, bulutlardan açılıyoruz ve finale yaklaştık. Evet, bilgisayar boyamamızı da yaptık. Şimdi de hayal ürünü bu tasvirimizin esprisini, balonlarını, konuşmasını koyalım. Ve önümüze bakalım. Evet, seven, izleyen, likelayan, paylaşan, beğenen, yorum atan herkese çok teşekkürler. Dediğim gibi bağış yapanın da yeri bende ayrıdır. Kolay gelsin, görüşmek üzere. Tam zamanında geldiniz günahkarlar. İçeride Lady Gaga da var. Parti veriyorlar. Wow, süper. Biz de ateşli partilere bayılırız koca oğlan. Değil mi kız? Yes. Şimdiden her yerime ateş sardı valla. Şşş, şş, Hacı amca, sana diyorum. Duymuyor musun? Hiç günah işlememişsin işte. Cennetliksin. Hadi gir içeri işte. Ne bekliyorsun? Şey, aslında ben de bir kere camide çaktırmadan osurup namaza durduydum. Kesin cehennemliyim ben ya. Atın beni de ateşe, cehennemde yanmak istiyorum ben de ya.